Merhaba Hobi Dünyası izleyenleri. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu balık sırtı modelini anlatımını paylaşmak istiyorum. Bu model balığın sırtındaki pulları andırdığı için bu ismi almıştır. Bu modelden ben görmüş olduğunuz gibi bir tane bebek battaniyesi yaptım. Çok hoş. Makine işi gibi, sanki hazır bir örgü gibi. Ama el emeği. Bir yönü şu var, çok çabuk ilerlemiyor. Çok yorucu bir örnek. Büzüldüğü için de çok ilmek atıyorum buna ben. Yaklaşık 1 metre kadar, 1 metre 5 santim kadar oldu. 250 tane ilmek attım ben buna. Normalde bir battaniyeye yaklaşık maksimum gitse 100 tane, 120 tane gitsin. Bazı ip kalınlığına göre 90 tane bile gider. Ama bu örneğe 250 ilmek ataraktan ördüm ben. Görmüş olduğunuz balık sırtı modelini. İçine de bir böyle bebek pazeni geçirdim. Dışına da bir oya yaptım. Bu da size fikir olsun diye göstermek istedim. Şimdi ise arkadaşlar şu modeli nasıl yaptım bir kısaca size anlatmak, bahsetmek istiyorum. Bu arada 3 numara bir şiş kullandım. Şiş ya da mil diyorum buna ben. Siz de artık videoda da göstermek için kısasını aldım bunun. İşte 20 santim kadar bir şey ama normalde örgümde ben uzunluğu kullandım. Bebe yünüyle yaptım. Lüks minnoşun, nako lüks minnoşun örgümü. Deneyeceklere kolaylıklar dilerim. Dilerseniz hemen anlatımına başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak modelime ilmek ataraktan başlıyorum. Bir miktar ipimden bırakıyorum şöyle şu tarafa. Ardından da iki tane ilmeğimi birleştiriyorum. Bu şekilde yavaş yavaş yapayım. Şuradan geçiriyorum. Buradan bunu alıp arasından geçiriyorum. Çıkartıyorum. Bu şekilde göz kararı modeli gösterecek kadar size bir ilmek atacağım. Modelimiz çok kolay. Söylemiş olduğum gibi birçok yerde de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bir miktar ben ilmek attım. İlmeğimin bir tanesini çıkartıyorum artık ve direkt örneğimi yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, videoyu arada sırada durdurmam gerekiyor. Çünkü bebeğim var. Bebeğime bir baktım geldim şimdi. Devam edelim arkadaşlar. İlk olarak milimin tekini çıkardıktan sonra bu ilmeği çift çift ilerliyoruz arkadaşlar. Tek ilmeği değil de çift ilmeği birden alıyorum milime. Ardından çiftini örüyorum. Gördüğünüz gibi yalnızca bir tanesini bırakıyorum ilmeğimde. Şöyle bir tanesini bıraktım. Bir tanesi kaldı. O kalan ilmeğimle hemen yanındaki ilmeği örüyorum. Bir tanesini bırakıyorum. Kalan ilmeğimle hemen yanındakini örüyorum yine. Gördüğünüz gibi. Bıraktım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bir tanesini bırakıyorum. Aldım. Bir tanesini bıraktım. Kalan ilmeğimle yanındakini örüyorum yine. Diğerini bırakıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Biraz daha örmek istiyorum. Şöyle. Şöyle. Hemen yanındakini aldım. Bir tanesini bıraktım. Bu şekilde ilk sıramızı tamamladım. Gördüğünüz gibi sonuna kadar ördüm arkadaşlar. İlmeğimi örüyorum. Bir tanesini serbest bırakıyorum. İlmeğimi örüyorum. Bir tanesini serbest bırakıyorum. Son kalan ilmeğimi yalnızca örüyorum. Kadar. Şimdi diğer yüzdeyiz arkadaşlar. Bu yüzü düz ördük.
söyleyeyim, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ise aynı işlemi ters yaparak ilerleyeceğiz. Nasıl? Yine aynı şekilde iki ilmeğimi alıyorum, batıyorum, kez ters örüyorum. Yine aynı şekilde bir tanesini serbest bırakıyorum. Kalan, milimde kalan ilmeğimle hemen yanındakini alıyorum. Yine iki ilmek olmuş oluyor. Ters örüyorum. Bir tanesini yine serbest bırakıyorum. İkisini örüyorum yine ters olarak. Birini serbest bırakıyorum. İkisini örüyorum. Bir tanesini serbest bırakıyorum. Bu kadar basit, bu kadar kolay bir örnek. Bir o yöne düz şekliyle aynı işlemi ters örgü örerekten yapıyoruz. Ve balık sırtı modelimiz ortaya çıkmış oluyor. Birçok yerde de söylemiş olduğum gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde kalan ilmeğimi hemen yanındaki ilmeğimle birlikte alıyorum. Ters olarak örüyorum. Bir tanesini serbest bırakıyorum. Kalan ilmeğimle yanındaki ilmeği bir alıyorum. Örüyorum. Yanındaki ilmeğimi serbest bırakıyorum ve bir tanesi kalıyor. Bu şekilde de görmüş olduğunuz gibi ters tarafını yapıyorum. Tekrar düze geçtiğinde de düz örgü olarak aynı işlemi uygulayacağım. Devam edelim. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, tersten örgümüzü de bitirdikten sonra ilk modelimizin ilk balık sırtı ortaya çıkmış oldu. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde sanki balığın sırtındaki pullar gibi görüntü ortaya çıkıyor. Çok hoş, çok şık bir görüntü. Şimdi dilerseniz bir miktar öreyim. Daha net görün modeli. Tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ben bir miktar ördüm. Daha net gözükmesi açısından. Bu şekilde balığın sırtındaki gibi buraya bakan modeller oluştu. Bu örgümüzün ön yüzü. Bu şekilde de arka yüzü var görmüş olduğunuz gibi. Ön yüzü size bakarken modeli koyuyoruz. Düz örüyoruz. Bu şekilde yine tekrardan bir göstermek istiyorum. 2 ilmek alıyorum. Örüyorum. Ve bir tanesini serbest bırakıyorum. Örgüm bu. Kalan ilmeğimle hemen yanındakini alıyorum yine. Bir tanesini serbest bırakıyorum ördükten sonra. Sıra sonuna kadar bunu bu şekilde ilerliyoruz. Sıra sonunda da bu kez ters örgü örerekten aynı işlemi yapıyorum. Göstermiş olduğum gibi. Bu şekilde kalan ilmeğimle yanındaki ilmeği alıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir tanesini serbest bırakıyorum. Yine aynı şekilde kalan ilmeğim. Biri serbest. Bu şekilde sonuna kadar öreceğim. Sonuna kadar ördüm. Şimdi tekrar ters yüzündeyim. Ters yüzünden nasıl anlayacağım ters yüzünde olduğumu? Ters taraf size baktığı zaman ters yöndesiniz demektir. Ters örgü öreceğiz burada da arkadaşlar. Yine aynı işlem. İki ilmeğimi birden alıyorum. Örüyorum. Bir tanesini serbest bırakıyorum. İki ilmeğimi alıyorum. Ters örgü yapıyorum. Bir tanesini serbest bırakıyorum. Kalan ilmeğimle yanındakini alıyorum. Bu şekilde. Ördüm. Bir tanesini serbest bıraktım. Kalan ilmeğimle yanındakini örüyorum. Bu şekilde de arkadaşlar yine sırasına kadar tamamlayacağım. Modelim bu kadar arkadaşlar. Balık sırtı modelim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma abone olursanız yeni videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Beni de ayrıca çok mutlu edersiniz. Deneyeceklere, bir şeyler örecek arkadaşlara bu modelle fikir olmuş oldu. Kolaylıklar diliyorum herkese. Bu arada bugün cuma. Herkesin cumasını da kutluyorum. Mübarek olsun. Saygılar, sevgiler sunuyorum.